çağımızın büyük entelektüellerinden biri olan değerli düşün insanı Ethel Adnan'ı ülkemizde ilk kez ve retrospektif bir yaklaşımla düzenlenmiş anlamlı bir sergiyle imkansız eve dönüş başlıklı sergimizle selamlıyoruz. Ethel Adnan çok değerli bir şair, yazar ve ressam. İnsana, doğaya, siyasal ve toplumsal olaylara son derece duyarlı, öncü ve uzgörülü bir düşün insanı. Bütün konuşmalarına annem İzmirli bir Rum, babam Mustafa Kemal'in askeri liseden sınıf arkadaşı ve Osmanlı subayı diye başlıyor. Bu çift, Birinci Dünya Savaşı sonuna doğru babası Asaf Kadri Bey, İzmir'de kıtada komutan sıfatıyla görevliyken annesiyle tanıştıktan sonra ve savaşın badiresini de birlikte atlattıktan sonra Osmanlı'nın yenilgisiyle sonuyla İzmir'in Alevler içinde olduğu bir zamanda İzmir'den aslında kendilerine ait olmayan Beyrut'a doğru yola çıkıyorlar. Ethel'in köklerinin sökülmesi aslında anne babanın bu yolculuğuyla başlıyor. Ethel böylesi bir ortamda büyüyor. Okulda Fransızca, babasıyla zaman zaman Arapça, sokaktaki arkadaşlarıyla Arapça, evde Türkçe konuşuyor. Ve üniversitede burs olarak gittiği Paris'te felsefe okumakla başladığı hikayesi sonrasında hep kendi deyimiyle sürgün ve sürgünden sürgüne gitmekle sürüyor. Ethel'in dünyaya ait şeylerle ilişkisi hiç bitmiyor. Dünyaya ve evrene ait şeylerle ilişkisi hiç bitmiyor. Onun için ifade ettiği şeyleri bir felsefi düzlemde bir de tamamen yazıldıkları ya da çizildikleri ya da boyandıkları düzlemde takip etmemiz mümkün. Böyle bir serginin onun da çok hoşuna gideceğini ama Türkiye'deki izleyici açısından da geriye doğru bir yüzyıla dünyanın her yerinde kendi deyimiyle sürgün olarak yaşamış bir sanatçının üretimini kelimeleriyle birlikte görmenin anlamlı olacağını düşündüm. Dünyanın şeylerine ait yalın ifade edilmiş görsellerin, resimlerin, desenlerin, gravürlerin de aslında görüntülerinden daha derin anlamları olabileceğini, eğer burada geçirecek zamanları olursa tek başlarına buradaki nesnelerle, Ethel'in nesneleriyle, dağıyla, deniziyle, gezegenlerle, ayla, dünyayla karşılaşırlarsa bugün yaşadığımız dünya ve gelecekte yaşayabileceğimiz dünyaya dair derin düşüncelere dalabileceklerini ve aynı şekilde buradan bu yeryüzüne dair bir neşeyle ayrılacaklarını.